Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik Öğreniyorum serimize devam ediyoruz. Bundan önceki dersimizde volt, amper ve direnci öğrenmiştik. Bugün yine voltaj ve amperle ilgili birkaç örnek daha yapmaya karar verdim. Çünkü elektroniğin temelinde voltaj ve ampere hakim olmamız gerekiyor. Voltaj ve amper ikilisini iyi kavramamız gerekiyor. Bugünkü dersimizde voltaj ampere bağlı olarak gücü simgeleyen wattı öğrenmiş olacağız. Amper saat, watt saat. Bunun üzerine örnekler göstermiş olacağım. Hazırsanız şimdi dersimize geçelim. Voltaj amper ilişkisine bağlı olarak watt hesabını yapmış olalım. Önceki dersimizde voltaj için elektriğin ittirme gücü demiştik. Akım ise elektriğin iletildiği, geçtiği, kullanıldığı birim olarak tabir etmiştik. Bir saniyede kullanılan elektrik miktarına da biz akım diyorduk. Yine bu iki değişkene bağlı olarak artık güçten bahsedebiliriz. Yani watt'tan bahsedebiliriz. Birimi P harfiyle gösterilir. Watt diye yazılır arkadaşlar. Watt bizim akım ve voltajdan faydalandığımız enerji miktarıdır. Yani kullandığımız enerji miktarıdır. Watt terimini evimizdeki birçok elektronik cihazda görebiliriz. Bu kullanmış olduğumuz televizyonda, ütüde, buzdolabında, ampulde hepsinin üzerinde watt değeri genellikle yazar. Bu o ürünün ne kadar enerji tükettiğini gösterir. Yani ne kadarlık bir enerjiye ihtiyacı olduğunu gösteren değerdir arkadaşlar. Gücü nasıl hesaplayabiliriz? P eşittir voltaj çarpı akım olarak gücü hesaplayabiliriz. Ya da akımın karesi çarpı direnç olarak gücü hesaplayabiliriz. Gücü hesaplayabilmek için yine bu formülden faydalanırız. Şimdi voltaj akım ilişkisine bakarak gücünü bildiğimiz bir ürünün çalışabilmesi için gerekli olan hesaplamaları yapabileceğimiz somut bir örnek yapalım. Şimdi elimizde 3 voltluk bir motorun olduğunu varsayalım. Bu motoru çalıştırabilmemiz için voltaj ve akıma ihtiyacımız var. 3 wattlık motorumuzu çalıştırabilmemiz için hesaplamamız gereken formüldeki değerleri yerine yazabiliriz. Motorumuzun güç değerini bildiğimiz için yukarıya 3'ü yazarız. Voltajımız 6 volt ise 0,5 yani 500 miliamperlik bir akıma ihtiyaç duyarız. Eğer ki voltajını biliyoruz, akımını biliyoruz, kaç wattlık bir güce sahip olduğunu bilmiyorsak yine bunu formülden bulabiliriz. 3 wattlık güce sahip olan motorumuzu 6 voltla beslediğimiz zaman 500 miliamper akım gerekmekteydi. Peki elimizde 12 volt olmuş olsaydı ne kadarlık bir akım gerekecekti? Yine formülden yerine koyduğumuz zaman 3 bölü 12'den 250 miliamperlik bir akım bizim motorumuzun çalışması için yeterli gelecekti. Gördüğünüz gibi amper ve voltaj ilişkisine baktığımız zaman birbiriyle doğru orantılı. Konumuz elektrik ve elektronik. Bildiğiniz gibi elektrik insanlar için tehlike arz eder. Peki insanı voltaj mı öldürür, akım mı öldürür sorusu şimdi aklınıza gelebilir. Bunu isterseniz biraz önceki vermiş olduğumuz örneklerden bulmaya çalışalım. Açıkladığımız voltaj ve amper ilişkisinden açıklamaya çalışalım. Voltaj için dedik ki elektriğin ittirme gücü. Yani akımı elektriğe ittiren güç voltaj. Akım içinde bir saniye içerisinde bir yerden bir yere geçecek olan elektrik miktarı dedik. Peki acaba hangisi tehlikeli olur, hangisi öldürür? Tek başına voltaj herhangi bir şey yapmaz. Su örneğimiz aklınıza gelirse eğer ki elektrik için dedik ki bir noktada toplanan elektronlar, orada voltaj toplanıyordu. Su ne kadar çok olursa olsun, orada biriken elektrik ne kadar çok olursa olsun, yani elektrik geriliminiz ne kadar fazla olursa olsun, eğer ki akım yoksa tehlike arz etmez, orada durmaya devam eder. Yani 1 volt ile 1000 volt durduğu yerde hiçbir şey yapmaz. Peki bu elektriğin tehlike sınırı nedir? İşte burada akacağı miktar önemlidir. Yani voltajla akım ikisi birleştiği zaman tehlike arz etmeye başlıyor. Örneğin 1000 voltluk bir elektrik geriliminin olduğunu düşünelim. 0,001 mikroamperlik bir akımla üzerimizden aktığını düşünelim. Bu bize herhangi bir şekilde zarar vermeyecektir. Çünkü çok düşük akımla üzerimizden geçiyor olacak. Peki 220 volt 1 amperlik bir akım olacak olursa bu yüksek bir akım miktarı olacaktır. Yani üzerimizden daha fazla akım geçeceği için bu bize tehlike arz edebilir. Peki 1 volt 1000 amperlik bir akım olduğunu düşünelim. Yine voltaj çok fazla olmayacağı için yani elimizdeki ittirme gücü, akım ittirme gücü çok fazla olmayacağı için yine büyük bir tehlike arz etmeyecek. Buradaki önemli olan hassas sınır arkadaşlar voltajla akımın ikisinin birlikte yüksek olması tehlikenin çanlarını çaldığını gösteriyor. Tabii şimdi burada bir değer telaffuz etmek zor. Denemedim çünkü deneyerek öğrenebileceğim bir şey değil ama şunu çok iyi biliyorum. Çok yüksek voltaj çok düşük bir akımda etki etmez. Elektrik içerisinde duyabileceğimiz terimlerin içerisinde watt saat ve amper saat terimleri var arkadaşlar. Watt saat ve amper saat elektriğin 1 saat içerisinde ne kadar tüketildiği, akımın ne kadar tüketildiğini gösteren değerlerdir arkadaşlar. Watt saat nedir? Watt saat voltaj ve akıma bağlı olarak 1 saat içerisinde tüketilen enerji miktarıdır. Watt saatin formülü yine gücün formülüyle aynı. Watt saat eşittir voltaj çarpı akım bize watt saat veriyor. Bu da 1 saat içerisinde
harcanan enerji miktarına karşılık geliyor. Amper saat ise genellikle enerjinin depolanabildiği kaynakların üzerinde yazar. Pil gibi, akü gibi kaynakların üzerinde amper saati görürüz. 2800 mA, 3800 mA gibi değerlerini okuyabiliriz. Örneğin üzerinde 12 volt 3 amper yazan bir aküde siz 12 voltu 1 amper olarak çekmeye başladığınız zaman 3 saat boyunca size enerji verebileceği anlamına geliyor. Şimdi bu elektrik adaptörünün üzerine bakarak volt, amper ve gücü birazcık daha kavramaya çalışalım arkadaşlar. Bu elektrik adaptörü 220-240 volt AC voltaj ile çalışabiliyormuş ve çıkışını 12 volt 2 amper olarak verebiliyormuş. Adaptörün gücünü ise 24 watt olarak belirtmişler arkadaşlar. Şimdi biz formülden öğrendiğimiz şekilde yapacak olursak bunun çıkışı 12 volt ve 2 amperlik akım sağlayabiliyormuş. Dolayısıyla bizim güç hesaplamamızı nasıl yapıyorduk? Voltaj çarpı akım. 2 çarpı 12'den 24 watt güce sahip olduğunu görebiliyoruz. Amper saat için genellikle elektriği depolayabilen pillerin üzerinde, akülerin üzerinde bulunur dedik. Şu anda görmüş olduğumuz akümüzün üzerinde 12 volt 9 amperlik bir değer görüyoruz. Buradaki 12 volt 9 amper bize şunu söylüyor. Eğer ki siz bu 12 voltluk aküden 1 amper olarak çekersek 9 saat boyunca bize enerji verebileceği anlamına geliyor. Peki bu akü üzerinden biz 12 volt 9 amper çekecek olursak ne olacaktır? Bu sefer de 12 volt 9 amperi 1 saat boyunca verebiliyor anlamı taşıyor. Başka bir pilin üzerinden bakalım. Buradaki pilimizin üzerinde batarya kapasitesinin 3000 mAh olduğu ve 11.400 watt saate eşit olduğunu söylüyor bunu. 3.8 volt voltaja sahip olduğunu da söylüyor. Şimdi 3.8 voltluk bir enerji kaynağıdır. 3000 mAh'a kadar da yani 3 ampere kadar da akım çekebiliyoruz. Şimdi güç formülümüzü hatırlayın. Watt saate denk gelen güç formülümüzü hatırlarsanız 3 çarpı 3.8 dediğimiz zaman amper çarpı voltaj dediğimiz zaman 11.4 değerini elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu pilin gücünü göstermiş oluyor arkadaşlar. 11.400 watt saat pilin gücünü gösteriyor. 3000 mA içerisinde saklayabileceği, barındırabileceği enerji miktarını gösteriyor. 3.8 ise verebileceği voltaj ittirme gücünü göstermiş oluyor. Şimdi elimizde iki farklı ampere sahip lakin voltajları aynı güç kaynağımız var. 1.5 voltluk güç kaynaklarımız bir tanesi 1000 mA, diğeri 2000 mA. Yükümüz ise bir led. Ledin üzerinden 1.5 voltluk gerilim uygulandığı zaman geçecek olan akım miktarı sabittir. Yükümüz ve voltajımız aynı olduğuna göre üzerinden geçecek olan akım miktarı da aynıdır. Ve buradan baktığımız zaman hangi güç kaynağımızın, hangi pilimizin amperi yüksekse o daha uzun süreli, daha fazla enerji sağlayacaktır. Sağdaki pilimiz 1000 amperlik bir pilimiz, soldaki pilimiz ise 2000 mAh'lik. Dolayısıyla sağdaki pilimiz 1 saat yanacaksa, soldaki pilimiz onun tam 2 katı enerji sağlamaya devam edecektir. Şimdi bu örneğimizden baktığımız zaman iki farklı pilimiz var. Voltaj değerleri sabit, üzerinden çekilen akım miktarı sabit, yani yükümüz sabit. Lakin amper değerleri farklı. Sağdaki pilimiz 1000 mA iken soldaki pilimiz 2000 mA. Devremize bağlamış olduğumuz ampermetremiz bizim çekmiş olduğumuz yükü gösterdiği için çok hızlı bir şekilde formülize ederek bu iki pilin ne kadar süre çalışacağını hesaplayabiliriz. 1000 saat eşittir. Baktığımız zaman 1 saatte 23,8 mA çekerse 1000 saatte x mA çeker deriz. Buradan da 42 saatlik bir dayanma gücü oluyor arkadaşlar 1000 mAh'e sahip pilimiz. 2000 mAh olan pilimiz ise 84 saat boyunca enerji vermeye devam edecektir. Burada gördüğünüz gibi eğer ki biz yükümüzün üzerinden ne kadarlık bir akım çektiğimizi bilirsek ne kadar süre boyunca enerji verebileceğini hesaplayabiliyoruz. Bu örneğimizden baktığımız zaman ise güç kaynaklarımız sabit, yani 1.5 volt 2000 mA. Farklı yüklerde farklı akım çektiğimiz için birim zamanda ikisi de aynı anda bitmeyecektir. Hemen hesaplamasını yapalım arkadaşlar. Buradaki ampulümüz enerjiyi çok daha çabuk bitirecektir. 2000 mA bölü 30.9 mA dediğimiz zaman arkadaşlar 64 saatte ampulümüz enerjiyi bitirmiş olacak. Peki aynı şekilde motorumuz ne kadar süre çalışacak? 2000 bölü 23.8 dediğimiz zaman motorumuz ise 84 saat boyunca çalışmaya devam edecek. Yani gördüğünüz gibi kim akımı fazla çekerse enerjiyi o çabuk tüketir. Dolayısıyla akımı çok çeken cihazların gücü wattı daha yüksektir diyebiliriz. Şimdi bu örneğimizde elektrik motorumuza voltaj arttığı zaman üzerinden geçen akımı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi voltajı artırdıkça elektrik motorumuzun dönme hızı artıyor.
tükettiği enerji miktarı da buna bağlı olarak artıyor. Voltaj arttıkça çektiği akım da artmaya devam ediyor. Voltajla akım birbiriyle doğru orantılı arkadaşlar. Voltaj arttıkça akım artmaya devam eder. Yeter ki bunu karşı tarafta kullanacak, bunu çekebilecek, bunu taşıyabilecek şekilde bir yükünüz olsun. Eğer ki güç kaynağınız voltaj ve akıma bağlı kalmaksızın, sizin vermiş olduğunuz voltaj ve akımı her türlü enerjiye dönüştürebilecek bir yük ise, siz voltajı artırdıkça çekeceği akım artacaktır arkadaşlar. Eğer ki yükümüz vereceğimiz voltaj ve akıma dayanamıyorsa, yani belli bir çalışma voltaj ve akım değeri varsa, o zaman bunu sınırlı sayıda vermemiz gerekir. Örneğin bir led üzerine 2 volt verdiğimiz zaman üzerinden 11,5 miliamperlik akım geçiyor. Voltajı artırdığımız zaman üzerinden geçen akım miktarı da buna bağlı olarak arttığını görebiliyoruz. Voltaj kaynağının daha fazla artırmaya devam ettiğimiz zaman buna bağlı olarak yine akımın da ledin üzerinden geçmeye devam ettiğini göreceğiz. Led bunun bir kısmını önce ışığa dönüştürdü. Lakin daha sonra ışığa dönüştüremeyecek seviyeye gelerek, yani ledin üzerinden geçebilecek akım sınırını aştığımız zaman ısınarak yandı ve patlamış oldu. Normalde 20 mA'ye kadar dayanabilen bu ledin üzerinden biz 126 mA geçirdiğimiz zaman artık led ışık enerjisinden ısı enerjisine dönüştürecek ve kendini imha etmiş olacak, patlamış olacak ve bozulmuş olacak. Örneğin iki tane DC adaptörün hangisinin daha güçlü olduğunu hesaplamamız gerekirse, 12 volt 6 amper, 5 volt 10 amperlik iki tane adaptörün olduğunu varsayalım. Hangisi daha güçlüdür hesabını yapmak için 12 çarpı 6 72 watt, 5 çarpı 10 50 watt çıkıyor. Dolayısıyla 72 watt olan adaptör daha güçlüdür arkadaşlar. 12 volt 5 amperlik bir akü ile 6 volt 10 amperlik bir akü aynı birim zamanda enerji sağlayacak. 12 volt 5 amperlik bir akü 60 watt'a denk gelirken 6 volt 10 amperlik bir akü yine 60 watt'a denk geliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman ikisi üzerinden bir enerji karşılaştırması yapacak olursak, ikisine de farklı yükler bağladığımız zaman, 12 volt 5 amperlik, diğerine de 6 volt 10 amperlik bir yük bağladığımız zaman aynı birim zamanda enerjileri tükenecek. Örneğin 3.85 voltluk bir pili baz alanına 2800 miliamperlik güce sahip olmuş olsun. Bu 1 saat boyunca 2.8 amperlik akım verebileceği anlamına geliyor. Biz bu pilin üzerinden eğer ki 2.8 amper yerine 1.4 amper akım çekersek 2 saat boyunca enerji verecektir. Eğer ki 400 miliamperlik bir akım çekecek olursak ortalama 7 saatlik enerji verecek. Yani siz elinizdeki pilden ne kadar akım çekerseniz çekmiş olduğunuz akımın miktarına göre zamanınız uzayacak ya da kısalacaktır. Evlerimizdeki ütü, televizyon, buzdolabı, fırın gibi elektrikli cihazlarımızın voltajları neredeyse sabittir. Ortalama 220-240 volt arasında gerilimle çalışırlar. Wattları farklı olduğu için dolayısıyla çekmiş oldukları akımları da farklı. Watt yükseldikçe harcadığı enerji miktarı çoğalır arkadaşlar. 220 volt 3 wattlık bir ampulün çektiği akımla 220 volt 6 wattlık bir ampulün çektiği akım tam 2 katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla tükettiği enerji miktarı da tam 2 katıdır. Bugün sizlerle voltaj akıma bağlı olarak gücün nasıl kullanılabileceği, volt saat amper saat değerlerinin nasıl kullanıldığı, adaptörlerin üzerinde volt saat amper saat değerlerinin neye karşılık geldiği üzerine örneklerle, simülasyonlarla anlatmaya çalıştım. Bizim burada elektrik ve akımı kullanacak olan yükümüzün de etkisi elektrik üzerinde çok büyük. Aklımıza gelen sorulardan bir tanesi de, benim elimde 12 volt 1 amperle çalışan bir kaynak var. Ben bunu 12 volt 2 amperle çalıştırabilir miyim? 12 volt 3 amperle çalıştırabilir miyim? Yani 12 volt 3 amperlik bir adaptörle çalıştırırsam zarar görür mü gibi sorular aklımıza gelebilir. Eğer ki elimizdeki yük, gücümüz 12 volt 1 amperle çalışıyorsa arkadaşlar, zaten biz bunu 12 volt 1 amperin üzerinde bir kaynakla beslememiz gerekir. Lakin buradaki kaynaktan kastım gerilim değil, amperdir. 12 volt 1.5 amper, 2 amper, 3 amper, 4, 5 amper gibi bir kaynakla besleyebiliriz. Yükümüze, kullanmış olduğumuz cihazımıza herhangi bir zarar vermez. Çünkü yükümüz zaten ihtiyacı olan 1 ampere kadar alır, daha fazlasını talep etmez. Peki biz 12 volt değil de 24 volt 2 amperlik bir kaynak kullanacak olursak ne olacaktır? O zaman sorun başlayacak. Çünkü 24 volt gerilim 2 voltluk amperi yükümüzün üzerine baskı uygulayacaktır. Kullanması için, enerjiye dönüştürmesi için baskı uygulayacaktır. Elektrik 12 volttan 24 volta çıktığı için ittirme gücü artmış olacaktır. Yükümüz 1 amperlik enerjiye ihtiyacı olsa bile bunu 12 volt varken, yani 12 volta göre 1 amper harcayabileceği şekilde dizayn edilip tasarlanmıştır. Voltaj arttığı zaman akımın ittirme gücü de artacağı için
bu yükümüzü zor durumda bırakacaktır, arızalanmasına sebep olacaktır. Bugün sizlerle volt, amper, amper saat, watt saat nedir bunları öğrenmiş olduk. Videoyu faydalı bulmuşsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.